dünyanın en uzun tüneli İsviçre'nin kalbinde kullanıma açılıyor. Alp dağlarına kazılan 57 kilometre uzunluğundaki tünel 17 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. Temel hedefi yolcu ve kargoların kuzey ile güney Avrupa arasındaki nakil süresini kısaltmak olan Gotthard Bass Tüneli 4 büyük kazı makinesiyle açıldı. Kazının başladığı 1999 yılından bu yana tünelden 73 farklı çeşitte 28 milyon taş toprak çıkarıldı. Gotthard Bass Tüneli kazı çalışmalarının en tehlikeli unsuru hiç kuşkusuz 45-50 dereceye çıkabilen hava sıcaklığıydı. 1800 kişinin dahil olduğu 17 yıllık projede 9 işçi hayatını kaybetti. Birçok işçi yaralandı. Gotthard Bass dünyanın sadece en uzun değil, aynı zamanda en derin tüneli. 2300 metre derinlikte kazılan 57 kilometre mesafe hızlı trenlerle sadece 20 dakikada geçilebilecek. 2010 yılında kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tünele 300 kilometre uzunluğunda ray ve beton döşendi. Gotthard Bass Tüneli 3 koridordan oluşuyor. Bu koridorlardan ikisi trenlerin gidiş gelişinde kullanılırken, 3. koridor acil durum çıkışı için ayrılmış durumda. Yolcu trenlerinin saatte maksimum 250 km hıza ulaşabileceği Gotthard Bass Tüneli'nde, kargo trenleri ise saatte 160 km'ye kadar çıkabilecek. Tünel tabanının düz olması da kargo trenlerinin 3 veya 4 lokomotiv yerine sadece 1 lokomotifle gidebilmesine olanak sağlayacak. Gotthard Bass Tüneli'nin inşasının tamamlanmasıyla birlikte Avrupa Demir Yolları Hollanda'nın Rotterdam kentinden İtalya'nın güneyine kadar birbirine bağlanmış oldu. Kısacası Avrupa'nın kalbi demir ağlarla örüldü. Gotthard Bass Tüneli'nin Alp Dağları'ndaki yollarda trafiği azaltarak hava kirliliğini de düşürmesi hedefleniyor. Tünelin ayrıca Cenova ile Rotterdam arasında 2020 yılına kadar %20 artması beklenen kargo taşımacılığında önemli bir rol oynaması bekleniyor.